Kripto Sesli Haber'e hoş geldiniz. Shiba Inu baş geliştiricisi, YouTuber Bitboy'u food yapmayı durdurmaya çağırıyor. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelen Shiba haberlerini, yorum ve analizleri kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Shiba Inu'nun baş geliştiricisi Shitoshi Kusama, coin'in baş geliştiricisinin kimliğini ifşa etmekle tehdit ettikten sonra YouTuber Bitboy'u saçmalamamak için çağrıda bulundu. Shiba Inu baş geliştiricisi Shitoshi Kusama, bugün erken saatlerde yayınlanan bir tweette YouTuber Bitboy'u saçmalamayı bırakmaya çağırdı. Tweet, Bitboy'un popüler bir kripto para olan Shiba Inu'nun baş geliştiricisinin kimliğini ifşa edeceğine dair son iddiasına yanıt olarak geldi. Kusama, Bitboy'u canlı yayın sırasında onu görmezden gelmekle suçladı ve onu zaman kaybı olarak nitelendirdi. Bitboy'un artık başa çıkması gereken, gerçek bir sığır eti olduğunu söyleyerek devam etti ve çöken borsa FTV'yi teşvik ederken, kayıt dışı menkul kıymetleri teşvik ettiği iddiasıyla Bitboy da dahil olmak üzere birçok internet etkileyicisine karşı açılan bir toplu davasına atıfta bulundu. FTV'yi teşvik ederken kayıt dışı menkul kıymetleri teşvik ettikleri için Bitboy ve diğer etkileyicilere karşı açılan davada kripto para dünyasında dalga yaratıyor. Davacılar, sanıkların çöken işi yükseltmede kritik bir rol oynadığını ve video barındırma devinin, etkileyicilerin FTV'yi tanıtmasında merkezi bir rol oynadığını savunarak 1 milyar doların üzerinde tazminat talep ediyor. Uğur Today tarafından bildirildiği üzere Bitboy ve Kusama arasındaki drama, bir tweetin Shiba Inu ekosistemi Shibarium'un, Rinya'dan kopmuş bir zincir olduğunu iddia etmesiyle başladı. Bitboy, ayrıca baş geliştiricinin FTV'in kurucusu Sam Bankman-Fried'in itibarını zedelediği iddiasını destekleyecek kanıtların olduğunu, ancak kendisinin daha erken dahil olduğunu belirtti. Kusama da katılıp Bitboy'a tişört satışları konusunda meydan okuduğunda ve makbuz istediğinde sohbet keskin bir hal aldı. Bitboy'un baş geliştiricinin kimliğini ifşa etme tehdidi, tartışmalara yol açtı ve bazıları onu Shiba Inu'nun itibarına zarar vermeye çalışmakla suçladı. Diğerleri topluluk içinde şeffaflık ve hesap verebilirlik çağrısında bulundu. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.